Türkiye'nin büyük bir kısmı zaten deprem riski altında bulunan bir bölgede yer alıyor. Yani ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına büyük bir kısmı bu anlamda depremselliğin yüksek olduğu, riskin yüksek olduğu bir coğrafyada yer alıyoruz. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi de ve Siirt ili de bu zonun içerisinde, bu deprem riskinin yüksek olduğu coğrafyanın içerisinde yer alıyor. Bizim ilimizdeki Siirt ve çevresindeki var olan deprem yapısına baktığımız zaman, deprem riskine baktığımız zaman bizdeki fay hatları ya da kırılabilecek olan zonlar Kuzey Anadolu fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattından farklı bir mekanizmayla oluşmuş durumda. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki depremsellik daha çok Ara plakasının jeolojik süreçlerde burada da görülüyor. Hemen güneyimizde yer alan Ara plakası var. Ara plakasının kuzeyimizde yer alan, yani kuzeyimizde yer alan dediğimiz Doğu Anadolu bölgesi ve kuzeyinde yer alan Avrasya plakasının altına dalmasıyla oluşan kırık sistemleri var burada. Fay hatları, fay zonları var burada. Dolayısıyla bu Ara plakasının hareketiyle oluşan bindirme kuşağı dediğimiz Bitlis, Zagros, Kenet kuşağı ya da Güneydoğu Anadolu bölgesi Güneydoğu Anadolu bindirmesi ya da şaryajı dediğimiz sistemle oluşmuş olan bir mekanizma var burada. Bu mekanizma Doğu Anadolu fayından ya da Kuzey Anadolu fayından farklı bir mekanizma. Bunun sonucunda oluşmuş olan bir kırık sistemi var ve bu sistem İran'da Zagros'tan başlayarak ülkemizde doğru sokulan, ülkemizde doğru oluşmuş olan işte Hakkari'den Beytüşşelap'tan Pervari'nin güneyinden devam eden ve daha sonra işte Siirt'in kuzeyinden Kozluğa, oradan da Kulp, Lice ve Ergani, Malatya, Adıyaman, Çelikhan ve oradan da Maraş'a kadar uzanan bir kırık sistemi. Bu hatta, bu sisteme biz Güneydoğu Anadolu bindirmesi ya da şaryajı diyoruz ya da Bitlis, Zagros, Kenet kuşağı diyoruz. Burada çeşitli yayınlar da var bununla ilgili. Bu yayınlarda da bu hat üzerinde yer alan yerleşim birimleri bu şekilde burada gösterilmiş durumda ve geçmişte de bu hattın, bu fay sisteminin önemli depremler ürettiğini söyleyebiliriz ve bu depremlerde maalesef yıkıcı depremler olmuş, hem can kayıpları hem mal kayıpları yaşanmış. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, güncel Türkiye deprem tehlike haritasında da baktığımız zaman AFAD tarafından bu harita güncellendi. Bu haritada da yani Siirt'in bu hat üzerinde yer aldığını ve deprem riski yüksek olan bir bölgede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Siirt, özellikle Siirt'in kuzeyi yani Pervari'den başlayarak Tildo'nun kuzeyine kadar, oradan da Siirt merkezin kuzeyine kadar uzanan hatta fay hatlarının geçtiği doğrultular buralar, buranın daha yüksek risk barındırdığını söyleyebiliriz. Ama genel olarak da ilin geneli Siirt ilinin genelinin yüksek tehlikeli deprem bölgesi içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani ilimiz depremsellik açısından da aktif bir bölgede, çok fazla yakın geçmişte Siirt merkezli bir deprem yaşanmadığı için halk tarafından Siirt'in çok fazla deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge olarak algılanmıyor ama bunun aksine yani hem daha önce yaşanmış depremlere baktığımız zaman hem bu güncel bilimsel verilere baktığımız zaman kırık hatlarının oluşturduğu faylara baktığımızda Siirt'in bir deprem bölgesinde yer aldığını söyleyebiliriz. Riskin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Peki hocam, son yaşanan depremler Manisa'da, dün Ankara'da, 3 gün önce Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Peki bu fay hatları Siirt etkiler mi? Yani şöyle, orada oluşan kırılan faylar, oradaki kırılma, Doğu Anadolu fayının bir segmentinin kırılmasıyla meydana gelmiş bir deprem var. Elazığ'da, Siirtçe merkezli. Oradaki kırılmalarla buradaki faylar arasında bir bağlantı var mı? Çok fazla bunları tetikler mi? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani bir depremin yol açtığı, o kırılmanın yol açtığı bir mekanizma, buradaki mekanizma harekete geçirebilir mi? Hayır. Böyle net bir şey söylemek mümkün değil. Tabii bunun da incelenmesi lazım.
araştırılması lazım ama birbirinden bağımsız mekanizmalar, farklı mekanizmalar, ayrı mekanizmalar. Dolayısıyla ayrı hatlar üzerinde yer aldığı için çok fazla buradaki hatları, buradaki fayları tetikler mi bunu söylemek zor. Çok fazla bağlantılı değil ama ayrı bir mekanizma ile oluşan bu işte bizim Güneydoğu Anadolu bindirmesi dediğimiz bu hat üzerinde yer alan kırılmalar farklı zamanlarda gerçekleştiği için bu anlamda bu hat üzerinde tekrardan kırılmalar yaşanabilir. Peki Sirt genelinde baktığımız zaman en son ne zaman büyük bir deprem yaşandı? Şöyle yani bizi ilgilendiren, bizim daha çok incelediğimiz şey yine bu hat üzerinde oluşan kırılmalar tarih boyunca. Yani yakın geçmişe baktığımız zaman, yakın geçmişi incelediğimiz zaman Siirt merkez, üstü Siirt, Siirt'in ilçeleri olan bu hat üzerindeki en son büyük kırılma 1884 tarihinde yaşanmış. Orada da merkez üssü Pervari. Buradaki kırılmanın magnitüdü 6.1 şiddetinde. Ve o yani alınan kaynaklardan alınan bilgilere göre de bu depremin önemli hasara yol açtığı belirtiliyor. Tabi bunun dışında 20. yüzyılda yani 1900'lü yıllarda bu hat üzerinde kırılmalar yaşanmış. Yine Siirt'i en fazla ilgilendiren en büyük kırılma 1930 yılında yaşanmış. Hakkari merkezli bir deprem yaşanmış. Ve o depremde de, o depremin magnitüdü de 7.2 şiddetinde olduğu görülüyor kaynaklarda. Ve bu depremde de yine bizim aldığımız verilere göre 2500'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda hasarlı binanın oluştuğunu söyleyebiliriz. En son bu hat üzerinde bu belirtmiş olduğumuz Güneydoğu Anadolu bindirmesi üzerindeki son büyük kırılma da 1975 yılında yaşanmış Lice depremi. Lice depremi yaşanmış. Onun da şiddeti, magnitüdü 6.9 ve bu depremde de 2300'ün üzerinde insan hayatını kaybetmiştir Lice depreminde. Dolayısıyla bizim üzerinde yer aldığımız bu mekanizma Siirt'ten geçen bu bindirme kuşağı, yani Bitlis, Zagros, Kenet zonu ya da Güneydoğu Anadolu şaryajı ya da bindirmesi dediğimiz bu hat üzerinde oluşan kırılmaların önemli kayıplara, önemli hasarlara yol açtığını söyleyebiliriz. Bu anlamıyla da bakıldığında yani hem ilimiz hem bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle kuzeyi bu anlamda aktif bir deprem hattı üzerinde yer alıyor. Şehirle ilgili şunları söyleyebiliriz. Özellikle eski kent çekirdeğini oluşturan, Siirt'in eski mahallelerini oluşturan kısımlara baktığımız zaman buradaki yapıların depreme çok fazla dayanabileceğini söylemek mümkün değil. Eski yapılar olduğu için bu kısımların özellikle bizim işte Tildo yolunun doğusunda kalan mahalleler, Ulus Mahallesi, Cevapbayır Mahallesi, ondan sonra Ülkü, Sakarya, Transtepe gibi mahalleler var, Doğan gibi mahalleler var. O mahallelerdeki eski yapıların çok fazla sağlam görünmediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda o bölgelerin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü eski yapılar ve deprem yönetmeliğine göre ya da deprem riski dikkate alınarak yapılmış yapılar değil. Bu anlamda kentsel dönüşüm mutlaka eski yapılar üzerinden yapılmasının çok sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Yeni yapılaşma ile ilgili de, yeni yapılan binalarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Kentimiz batıya doğru, yani Batman Diyarbakır yoluna doğru genişliyor. Buralarda da yapılacak olan yeni yapıların çok tamamen deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ve doğru bir şekilde yapılması lazım. Hem zemin etütlerinin çok iyi yapılması lazım, hem de binaların bu anlamda sıkı bir şekilde yönetmeliklere, kurallara uyularak yapılması çok önemli, büyük bir önem arz etmekte. Çünkü son zamanlarda görüyorum dikey yapılaşma yaygınlaştı bu kısımlarda. Tehlikeli bu anlamda dikey yapılaşmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çok katlı blokların yapım şartlarının, inşa şartlarının çok iyi seçilmesi, çok iyi yapılması gerekiyor. Yani genel olarak da şunu söyleyebilirim, yani dikey yapılaşmadan ziyade Siirt'in aslında uygun arazisi de var, gelişime açık arazisi de var. Yatay yapılaşmanın, daha az katlı binaların yapılmasının daha doğru olduğunu ben kendi Siirt'i araştıran bir araştırmacı olarak da söyleyebilirim.
Mutlaka depremler olacaktır. Farklı tarihlerde, farklı süreçte, zamanlarda deprem olacağını biliyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama en azından olacağını biliyoruz. Bundan zarar görebileceğimizi de biliyoruz. Dolayısıyla bizim depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Şehirlerimizi, yerleşmelerimizi oluştururken, inşa ederken, kurgularken bizim deprem gerçeğini dikkate almamız lazım. Yani sağlam binalar yapmamız lazım, sağlam zeminlere yapmamız lazım ve en önemlisi de deprem esnasında bizim nasıl hareket edeceğimizi bilmemiz lazım. Çünkü deprem esnasında yaşanan yaralanmaların, ölümlerin, üzücü olayların büyük bir kısmı maalesef yanlış bilgilendirme ya da yanlış hareketler, yanlış davranışlardan dolayı oluşuyor. Sağduyunun ne kadar önemli olduğunu, yani insanların bilinçli hareket etmesinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. İnsanlar bu konuda eğitilirlerse, bilinçlenirlerse bizim depremden çok fazla korkmamıza gerek yok. Ama yapacağımız binalar sağlam değilse ya da yapılan binalarımız sağlam değilse, biz de deprem esnasında ne yapacağımızı bilemiyorsak, nasıl hareket edeceğimizi bilemiyorsak maalesef bu bize olumsuz olarak geri dönüyor ve olumsuz sonuçları da